Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi uluslararası finans yatırım danışmanı Mete Akıncı ile Suriye'den başlayıp kamu ihale kurumundan çıkarak geniş bir yelpazede dünyanın ve Türkiye'nin ekopolitiğini konuşacağız. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sevgili Mete, hoş geldin. Biz bundan bir ya da iki hafta önce burada bir şey konuşmuştuk. Dedik ki bu Fransa'daki soykırım iddiasını reddetmekle ilgili tasarı. Dedik ki bu iş Suriye'yi bekliyor. Evet. Nitekim Suriye ile ilgili gelişmeler takip edildi. Sonra bizim MGK toplandı, bir karar çıktı. Evet. Ertesi günde Anayasa Mahkemesi iptal etti. Evet. Bu ilişkiyi biraz kurguyu konuşalım. Memnuniyetle. Zaten programımızın da isminden anlaşılacağı üzere yani biz hep vurguluyoruz ya, ekopolitik yani ekonomi ve politika birlikte yürüyor. Hı hı. Hem dünya olaylarında, hem bölgesel olaylarda, hem de ulusal olaylarda. Dolayısıyla olaylar hiç asla birbirinden bağımsız değil. Yani birisi bir şey yapıyorsa sizinle ilgili, Fransa olabilir, Almanya olabilir, Rusya olabilir, Amerika olabilir, İtalya, Libya, herhangi bir konuda mutlaka sizinle ilgili bir şey yapıyorsa bunun bir ekonomik ayağı vardır, bir politik ayağı vardır. Şimdi biz söylemiştik bu şeyi, Sarkozy'nin neden böyle bir, nasıl diyelim, provokasyon mu diyelim artık? Densizlik diyelim. Densizlik diyelim, doğru, en güzel tabir o. Çünkü yani Fransız felsefesine, kanunlarına, ne bileyim ben, meclisinin ruhuna da aykırı bir şeydi. Sırf seçim telaşıyla bunu yapmıştı. Daha doğrusu yaptırılmıştı. Biz o zaman ne demiştik? Türkiye'yi Suriye'ye karşı kışkırtabilmek için her türlü koz kullanılıyor. Baskılıyorlar. Baskı uygulanıyor. Yetmezmiş gibi hani provokasyonlardı, işte ne bileyim siyasi bazı ajitasyonlar falan kullanılmanın yanı sıra bir de Fransa'yı zorluyorlar demiştik biz o zaman. Hı hı. Yani kalkıp da hemen paldır küldür böyle bir Ermeni yasa tasarısının getirmesinin tek sebebi Fransa'daki seçimler olamazdı. Nitekim de biz yani aslında en başından beri benim gönlüm ferahtı Anayasa Mahkemesi'nin reddedeceğinden, yani Fransa'daki Anayasa Mahkemesi'nin reddedeceğinden yana. Çünkü Fransız sadecesinden işte hasbelkader tanıdıklarımız oldu. Yani mümkün değildi böyle bir şeyin geçmesi. Diyeceğimiz şu, Türkiye'yi Suriye'nin üzerine saldırtabilmek için Fransa'yı kullandılar. Bak, Ermeni yasa tasarısını geçiririz. Fransa'da kabul edildikten sonra bir de gideriz biz bunu bütün Avrupa Birliği ülkelere kabul ettiririz. Sen bundan sonra AB üyesi olamazsın. Hı hı. Yani üyeliğini kesinlikle unutman gerekir şeklinde bir baskı uygulanıyordu Türkiye'ye. Türkiye'de tabii biz şunu belirtmiştik. Türkiye Suriye konusunda bir karar verdiği andan itibaren bu iş çözülecek. Dolayısıyla ne oldu? MGK toplantısı oldu 2 gün önce. Ve 3 gün mü oldu? 2 ya da 3. Yani bu hafta içinde. Ertesi günü de başında. İşte yani ertesi günde Anayasa Mahkemesi, Fransa Anayasa Mahkemesi dedi ki ben de böyle bir yasa teklifini de kabul etmem. Çünkü de bu fikir hürriyetine aykırı. Hı hı. Yani dolayısıyla MGK'dan da ne çıktı? Suriye'ye karşı efendime söyleyeyim bir takım hani yaptırımlar, ne bileyim ben, gerekirse müdahale kararı, yok işte efendime söyleyeyim insan yardım konvoylarına yol açma, güvenlik sağlama falan gibi bir takım şeyler çıkmış. Dolayısıyla şeyde kilit MGK'da açıldı. Tabii Türkiye'nin hayrına mı dersek? Değil. Yani o zaman bir dakika, bir anlamda istenen yapıldı mı? Yani belli bir aşamasını kat ettiler yani Batılılar. Çünkü MGK'yı siz madem böyle bir karara zorlayabildiniz bu şekilde bir şeyle, baskıyla. Tabii bu fiili anlamda hayata geçeceği anlamına da gelmez. Çünkü şöyle bir şey, biz biraz sonra diğer konularda da değineceğiz. Olay sadece resmi olarak karar almakla veya ne bileyim ben Suriye'ye karşı tehditvari açıklamalar yapmakla falan çözülebilecek bir konu değil. Çünkü bir tarafta Suriye orada bağımsızlık, ikinci bağımsızlık savaşını veriyor, ikinci kurtuluş, hı hı, savaşını veriyor. Böyle bir ülkeye, hele ki ulus devlet yapısı olan bir ülkeye siz istediğiniz kadar tehdit yapın, şantaj yapın, işte ne yaparsanız yapın, o direnecektir. Peki Suriye'nin manevralarını da konuşacağız ama bu üçgeni yani Suriye, MGK ve Sarkozy üçgeni tekrar hatırlatmakta fayda vardı. Çünkü bir iki hafta önce altını çizmiştik. Evet. Fakat Suriye'de tabii işler en azından buraya saldırılması konusunda fikir yürütenler açısından çok hoş gitmiyor. Evet. Rüzgar biraz tersine döndü. Mesela Tunus'taki toplantıyı konuşalım ama toplantıdan çok bence medyayı konuşmakta, aha, fayda var. Yabancı medyayı ve Türkiye'deki medyayı biraz konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani El Cezire bile başka konuşuyor, Türk medyası başka konuşuyor. Benim anlayamadığım bu. Yani tüm bu Arap Baharı denilen, sözde Arap Baharı denilen
bizim küresel banker cehennemi dediğimiz, yani banker cehennemi olarak adettiğimiz bu şey, halk kışkırtmaları vesaire başladığından beri El Cezire bu şeylerde, provokasyonlarda en başı çekiyordu. Ne hikmetse biz sürekli programlarımıza da belirtiyoruz. Yaklaşık 2 aydır falan El Cezire bu huyundan vazgeçmeye başladı. Diğer başka paravan Körfez Arap ülkelerindeki başka televizyon kuruluşlarını, yayın kuruluşlarını kullanmaya başlamıştı. Fakat ilginç olan şu, Türkiye'deki BOP medyası, yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin taraftarı olan medya, ilginç bir şekilde El Cezire'den öne geçtiler provokasyonda. Gidilsin, yalan haberdi. Gidilsin, böyle oluyor. Kesinlikle. Kıyım oluyor. Hayır, ilginç olan şu, mesela yani halkın paralarıyla işletilen şeylerde bile, kanallarda bile. Çok daha açık sorayım mı? Evet. TRT? Kesinlikle, yani uzman çıkarıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı çıkarıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı diyor ki mesela, Tunus'taki toplantıda diyor şöyle şöyle denildi ama şunu şunu yapılamayacağı da kesin. Bu arada altını çizelim, yani TRT hiç bu konuda alınganlık göstermesin. TRT benim. Evet, bizim vergilerimiz de işliyor benim. Çünkü. Elektrik faturalarımızdaki şeyle ödediğimiz vergilerimiz de finanse ediliyor. Hayır, benim anlamadığım şu. Tunus toplantılarının değerlendirilmesiydi. Efendim Suriye konusunun irdelenmesiydi diye uluslararası ilişkiler uzmanları çıkarıyorlar. Diyorlar ki şu anda diyor muhaliflere silah vermek esasen insanlık suçudur. Çünkü muhalifleri sen silah verirsen, hadi git daha fazla çatış, daha fazla insan ölsün dersen, esas insanlık dramına yol açacak şey budur. Çünkü diğer taraftan bakıyoruz işte Suriye referandum falan yaptı. Birazdan değineceğiz o konuya. Ya Suriye yönetimi ne kadar hani barışçıl adımlar atsa, işte efendim söyleyeyim böyle ülkesini... Tatmin olmuyorlar. Olmuyorlar ve kışkırtma yapmaya çalışıyorlar. İlginç olan bunun, yani herkes geri plana çekildi. Türkiye'deki BOP medyası ve şeyin üzerine kaldı iş. Dışişlerinin üzerine kaldı. Şu anda kimse artık bu Suriye konusunda bir hamle yapacak halde değil. Hem seçim dönemi satım halinde olmasından dolayı dünyadaki bir büyük ülkelerin diyelim ve bölge ülkelerinin, hem de riski kimse göze alamıyor. Kritik bir şey var, onu konuşalım isterim. Dünyadaki bu geri çekilme buradaki herhangi bir vazgeçişten mi kaynaklanıyor, yoksa bu işi Türkiye'nin üstüne yıktıktan mı kaynaklanıyor? Şimdi şöyle, Türkiye'nin üzerine yıktıklarını zannediyorlar. Hı-hı. Zannediyorlar diyorum, çünkü yine yabancı medyada ben takip ediyorum. İlginç şeyler var, detaylar var. Mesela Humus'taki muhalifler diyorlar ki yeter artık, bize destek gelmedi, biz bu işi bırakıyoruz diyorlar. Hı-hı. Alenen. Paralı askerden o kadar oluyor. Yani hayır, yani oradaki vatandaş da bir şey anlamış. Ya diyor ateş geliyor da diyor, bu diyor Esad'ın tanklarından açılmadı bu ateş diyor. Biz nasıl vurulduk diyor. Yani çoluk çocuk hani bu taraftan ateş beklerken başka yerden gelmiş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey diyor. Şu yani, dün mü seyrettin? Demin yayın öncesinde biraz şeyleri sohbet ediyorduk. Bir askerin önünde işte şimdi biz burada bu haberi yapıyoruz ama asker duysa bizi mahveder falan diyen bir muhabir. BOP medyası. Türkiye'deki BOP ama medyası. Asker arkada dinliyor. Asker arkasında Türk asker, yani sınırda, sözüm ona. Ben şunu anladım, yani bu hem Türkiye'deki bu BOP medyası, yerli BOP medyası diyelim, bir de bu yabancılar bunu huy edinmişler. Mesela Humus'taki diyor ki İngiliz gazeteci, ben vuruldum diyor, çok fena vuruldum diyor. Soruyorlar, yani 6 kişi bir aradalarmış, havan vermesi düşüyor. Sadece bir kişi mi yaralandı? O da İngiliz gazeteci, bir an önce hani kaçabilmek için bir tiyatro oynuyor. Onun benzeri bir şey Türkiye'de de bu Antakya, Hatay tarafında, sözüm ona anlaşanlı holding medyasından bir tanesi. İşte belirttiğin gibi sözüm ona korkuyor, çok çekiniyor falan. Asker de orada görüyor. Ne gerek çekiniyor. Var bu tiyatroya? Şimdi insanların, nasıl diyelim, insanlara şu efekt verilmeye çalışılıyor. Yani kandırılmaya çalışılıyor kamuoyu. Efendime söyleyeyim, bu çok çok büyük bir şiddet var. Çok büyük bir korku salınmış Suriye tarafından da. Efendime söyleyeyim, sözüm ona medya çok çekiniyor falan. Şimdi artık bunu oynamaya başladılar. Veya şöyle diyelim, mağdur rolü oynamaya çalışıyor. Eski medya. Dost geri döndü. Tabii, yani biz Suriye'ye gittiğimizde de gördük. Buradaki BOP medyasından 3 kişi kalktı gitti, sözüm ona muhaliflerle görüşme yapacaklar. Kaşla göz arasında kaybolmuşlar. İşte evlerde çekim ekim yapmışlar. Sonra orada bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Uçakta da benim önümde oturuyorlardı. Dalga geçiyorlar. Nasıl yaptıklarını da anlatıyorlar utanmadan. Efendime söyleyeyim. Yani Türk demiyorum ben onlara. Türk medyası mensubu da demiyorum onlara. Bası mensubu zaten değiller. Ama kalkıp da sen, yani komşu ülkenin nasıl diyeyim, can derdinde olduğu bir dönemde, bütünlüğünü koruma sıkıntısı yaşadığı bir dönemde, sen eğer böyle kahpelik yapıyorsan bence o televizyonu falan da kapatsın gitsinler. İster özel, ister
kamu. Yani böyle yayıncılık olmaz. Tam bir terbiyesizlik. Sonra ben takip ediyorum yine o yabancı basında. Herkes geri adım attı. Herkes. Amerika'sı dahil. Avrupa'sı dahil. Körfez bu ülkeleri. Katar emiri ya. İnanamadım ben. Bizim cengaverler aynen devam ediyor. Kesinlikle. Katar emirine soruyorlar mesela. Sözüm ona Türkiye'de bakarsak medyaya. Tunus'ta şu karar alındı, bu karar alındı, şu yapılacak, bu yapılacak. Katar emirine soruyorlar. Adam yani 11 aydır renkli yayın yapan renkli televizyon gibiydi. En son Tunus toplantısından sonra siyah beyaz televizyona dönmüş kendisi. Yani diyor biz tabii diyor Suriye'de diyor barışın sağlanmasını isteriz de yani bizim hiçbir kötü niyetimiz yok da hani en azından insanı yardıma bir koydular açsa ya falan. Peki Katar'daki emirin, şeyhin demokrasi dersi veriyor olması da kendi içinde ironi değil mi? Yani o bilmiyorum ama şu saatten sonra herhalde bu Katar emiri artık kabus falan görüyordur. Çünkü rafinerileri var sonuçta. Başka bir şey yok Katar'ın. Rafinerilerin başına bir iş geldikten sonra Katar emirini kimse koruyamaz. Yani Körfez ülkedeki ülkelerinin bu emirlerine, şeyhlerine neden hürmet ediliyor? Petrodolarları var diye. Rafineri gitti mi petrodolar gider, o gitti mi itibar da gider. Peki tam bu süreçte şimdi Suriye'ye tekrar döneceğim ama galiba bizim banker cehennemi dediğimiz bu Arap Baharı, sözde Arap Baharı'nı konuşmak lazım. Clinton'ın çok önemli bir itirafı oldu. Kendi söyledi. Arap Baharı ters tepti dedi. Kendi söyledi. Biraz bunu konuşalım. Şimdi hesap bozuldu mu yani? Hesap bozuldu. Ben şöyle söyleyeyim yani şu anda mesela diyoruz ya bütün iş Türkiye'nin üzerine kaldı. Türkiye yani AKP dahi bu işi şey yapamayacak. Yani bu saldırıyı gerçekleştiremeyecek. Yani MGK kararına rağmen. Çünkü neden? Şimdi Arap Baharı ters tepti derken Clinton kendi itirafı bu arada Stratfor'un da sitesi falan hacklendi. Zaten son bu işte Arap Baharı sırasındaki bu her türlü ajitasyon, sözüm ona raporlar, yalanlardan sonra pek bir şey de kalmamıştı. Fonksiyon da kalmamıştı. En sonunda hacklendi. O da gitti. Diyeceğim şu yani Arap Bağı'nın ters tepmesi sayesinde dünya kamuoyunda artık Suriye'ye karşı bir operasyon yapılabilir mi? Neden yapılsın? Daha önceki operasyonların veya ne bileyim ben müdahalelerin faturası ne oldu? Yani Libya'da 70 binden fazla insan öldü. Libya'nın hapishanelerinde 15 binden fazla tutuklu var. Şu anda işkence görüyorlar. Bir defa bunların bir hesabının verilmesi lazım. Sonra şunu soruyor mesela insanlar. Hadi tamam Libya'ya müdahale ettiniz. Şu anda petrolün varili $123. Siz Libya'nın petrolünü $20'dan alıyorsunuz. Avrupalı ülkelere satıyorsunuz. Orada da çok büyük bir vurgun var. Yani Libya'yı inanılmaz şekilde soyuyorlar şu anda. Yani Suriyeli ben hani varsa eğer yani Suriyeli o sözde muhalifler bir kendilerine gelsinler. Libya'ya müdahale oldu da ne oldu? Peki 6 liralık petrolü 1 liraya gidiyor. Peki şöyle bakmak gerekmiyor mu? Her şeye rağmen Suriye'ye karşı bir çılgınlık olabilir mi? Olasılık nedir senin gördüğün? Şimdi şöyle söyleyeyim Çetin'im. Yani ben artık şeye kilitlendim. Bu İsrail'deki Avigdor Lieberman davasına. Yani 10 gün ila 2 hafta içerisinde bir kararın çıkması gerekiyor. Yani Avigdor Lieberman İsrail'deki davadan beraat edecek mi, etmeyecek mi? Bu bize bundan sonraki istikameti gösterecek. Savaş mı, barış mı? İkisinden birisi. Avigdor Lieberman'ı serbest bırakırlarsa savaş. İçeri atarlarsa bir oh çekebiliriz. Yani eş başkanın birisinden kurtulmuş oluruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi herkes oraya bakıyor. Şu anda ben özellikle onu takip ediyorum. Çünkü neden? Orada düğmeye basacak bir çılgın varsa şeyde bölgede. Lieberman'dır diyor. Ya Lieberman'dır ya Türkiye'deki eş başkandır. İkisinden birisi. Çünkü buradaki diyor ki dindar nesil bilmem ne. Öbürü diyor ki Büyük İsrail falan. Ama en azından bizdekini söyleyeyim. Kendi seçmenini bile ikna edemiyor. Ben onu görmekten mutluyum. Yani Suriye'deki değerli izleyicilerim şunu bilmeli. Yani Türk halkı böylesi bir harekata müspet bakmıyor. Kesinlikle müspet bakmıyor. Ya saçmalık bu. Biz neden Suriye'ye durup dururken hani girelim de saldıralım da edelim de orduyla tankla topla tüfekle bilmem neyle. En zor zamanlarımızda yapmadık. Onlar da yapmadı. Suriye'ye mesela gitti böyle teklifler. Ya işte bak hani bizimle uzlaş falan biz size destekleyelim sen şu Kürtlere ver silahı da gitsin Türkiye'ye saldırsın falan. Yapmadı Mahir Esad. Gerçek delikanlı bu bizdeki Kasımpaşalı değilmiş. Mahir Esat'mış. Ben onu söyleyeyim. Silahlı kuvvetlerin başında o var çünkü şu anda. İsteseydi yapardı. Ha siyasi karar da Beşar Esad'ın elinde. Peki tabii yani en azından delikanlılık öğrensinler yani şu anda. En azından terörist başı
çıkarıldığından beri bizim çok büyük bir problemimiz olmadı Suriye'yle. Biz o konuyu defalarca değindik. 1974'ten beri Suriye Türkiye sınırı Türk ordusuna, Türkiye'ye emanet. O kadar güven var karşılıklı. O kadar güven var. Neden güven var? Suriye İsrail'le fiilen savaş halinde olan bir ülke. Kolay mı ya? Şimdi de kimseye açıklamak mümkün değil tabii. Yani bizim Suriye ile biz niye giriyoruz? Bunun neresi bizim iç meselemiz, onu anlamak mümkün değil. Ama bu arada Suriye ilginç manevralar yapıyor. Mesela referandumu konuşalım. Evet. Sence karşıdaki Şerit İttifakı burada büyük bir darbe aldı mı referandumu? Kesinlikle aldı. Çünkü neden? Şimdi aslında şu anda mesela her bir saat bile Suriye açısından, bütünlüğü açısından tarihi. Neden? Silahlı direniş kırıldıkça İnsanların, şimdi bu referandum sonrasında ne olacak? 3 ay sonra seçimler var. Hı hı. Ve yeni anayasalarına göre, Suriye'deki yeni anayasaya göre bir defa zaten o bahsettikleri bu tek parti yönetim falan filan var ya. O bir defa zaten. Bitti. Yasal Esad'ın olarak. Yetkileri kısıtlanıyor. Evet, kısıtlanıyor. Halihazırda zaten 5 tane muhalif parti kurulmuş durumda şeyde, Suriye'de. Tabii ilginç olan şu, Suriye tek parti iktidarından vazgeçiyor. Türkiye sözüm ona dindarlık maskesi altında tek parti yönetimine faşizme gidiyor. Yani kim kime demokrasi öğretecek? Bir de öyle tuhaf bir tablo var artık ortada. Diyeceğim şu. Şimdi Suriye ordusu hem Humus'u nasıl diyelim teknik bir çalışmayla enterne ederken diğer taraftan İdlib şehrini yani Türkiye sınırına en yakın olan o silahlı grubun barındığı merkez şehirlerden birisi olan İdlib'i de enterne etmek üzere şu anda. Bu akşama kadar biter o gece yarısına kadar. Bu saatten sonra ne olacak? Ya mesela yarından itibaren diyecek ki bakın silahlarınızı bırakın kardeşim. Gelin siyasi partinizi kurun. Parlamento mu? Gel parlamentoya. Gazete çıkarabileceksin. Televizyon açabileceksin. Hı hı. Türkiye'de bile yok böyle bir şey. O tabii Türkiye'de onlar gerçekten bile muhalifse. Hayır şimdi şunu yapabilirler. Mesela Batılılar muhaliflere para verir. Hadi gidin gazetenizi açın kardeşim. Gazete çıkartın. Televizyonunuzu açın falan der. Yani Suriye'deki Şam yönetimi buna da izin verir. Suriye devletin, şimdi devlet olmak farklı bir şey Çetinciğim. Suriye bunu 100 yıldır hafızasında tutmuş. Ben sana burada 24 Ağustos 2011 programımızda Suriye sonrası gözlemlerimi anlatırken değinmiştim. Yani bize geldi Lübnan parlamentosunun sözcüsü bir yemek vardı gazetecilere, konuklara. Direkt bizim olduğumuz, Türklerin olduğu masaya döndü ve dedi ki ey dedi Türk dostlarımız dedi bize dedi vatanın ne olduğunu dedi 2. Abdülhamit Han öğretmişti dedi. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz dedi. Bir Türk olduğunuzu hatırlayın dedi. Vatanın ne olduğunu hatırlayın dedi. Yerin dibine girdik. Gelsin eş başkan Kasımpaşalı, sözde delikanlı o lafların karşısında bir cevap versin bakalım. Yani olacak iş midir? Gerçekten biz o topraklara vatanın ne olduğunu öğrettik ve o insanlar o şuuru 100 senedir muhafaza etmişler. Ülkelerini müdafaa ediyorlar. Türkiye'deki eş başkan veya ne bileyim ben yeni başbakan heveslisi Davutoğlu işte dün mağdurumda mağdurum tiyatrosu bugün de insan hakları işte tehdit altındadır bilmem ne gireriz ederiz falan. Giremezsiniz kardeşim. Bu demokrasi bir bize uğramıyor ne dersin? Gerçekten öyle. Peki bu süreçte de iki tane kritik tarih var. Biri 2 Mart'taki İran seçimleri, biri 6 Mart'taki Rusya seçimleri. Evet. Sanıyorum sadece işin ekopolitiğini değil Suriye'nin kaderini de belirleyecek seçimler bunlar. Niye kritiktir? Olumlu ve olumsuz senaryolarda neler başımıza başa gelir onu konuşalım. Şimdi şöyle 2 Mart'taki İran seçimlerinden herhangi bir kargaşa çıkmaması halinde bölge kazanır. Kargaşadan kastın ne? Kargaşadan kastım şu, şimdi İran bir teokratik yapı ya esasen teokratik cumhuriyet orası. Hı hı. Teokratik parlamenter cumhuriyet. Tamam dini otorite orada güçlü ama sivil yani nasıl diyelim dini olmayan kesimin de parlamentodaki temsil hakkı nedeniyle ciddi bir söz hakkı var. Dolayısıyla bir çeşit güçler ayrılığı prensibi gibi diyelim. Fakat İran'ın hayati çıkarları konusunda hepsi bir. Hı hı. O da yine ulus devlet olarak hareket ediyor. Bir tek Türkiye ulus devlet olarak hareket edemiyor. Eyalet mantığıyla hareket ediyor. Diyeceğim şu, 2 Mart'taki İran seçimlerinden herhangi bir kargaşa, işte kan dökülmesiydi, ne bileyim ben ayaklanma, baskın vesaire şunlar bunlar olmaz da sağ salim bir net bir sonuç çıkarsa. Bu tip endişelerim var ki bunu söylüyorsun. Şimdi Batılılar da değil artık. Bu olay şöyle ilginç bir hal almaya başladı. Batılılar İsrail'in tüm faaliyetlerinin arkasından çekilmeye başladılar. Hmm. Yani ilginç bir şekilde Mavi Marmara şovlarını yapan Kasımpaşalı'yla
Şimdi İsrail'deki Lieberman kesimi diyelim, birlikte hareket ediyorlar. Bir şey olursa yani bölgede ya Kasımpaşalı'dan ya Lieberman'dan olacak. Peki kanlı bir durum olmazsa? Ha, kanlı bir durum olmaz da efendim söyleyeyim, İran başarıyla sulhle atlatırsa şeyi, bu seçimi, tamam. Bölgede bir istikrar şey daha, kilit taşı daha yerine oturmuş olacak. Bu Suriye'ye de nefes aldırır. Döneceğiz Rusya'ya, bakacağız. Rusya'ya bakalım. Şimdi Suriye'nin de İran'ın da nasıl diyelim, bir çeşit stratejik müttefiği, stratejik ortağı Rusya. Şimdi Rusya'da Putin'in gelmesini istemiyor Batı. Gelirse diyorlar eyvah, bu adam şeye izin vermez. Rusya Federasyonu'nun dağılmasına izin vermez. Çünkü orta vadede Rusya Federasyonu'nu da dağıtmak istiyor Batı. Hı hı. Aynen bu Arap Baharı palavralarında olduğu gibi, işte 1,5-2 ay önce Kazakistan'da oldu ya, hemen ayaklanma çıktı bir yerde, hemen bastırıldı. Diyorlar ki ulus devleti savunabilecek biri sakın gelmesin. Yani ondan çekiniyorlar. İşte görüyoruz Moskova'da falan sözde muhalifler orada da döküldüler. İşte Putin gelmesin, diktatördür, şudur budur falan. Medvedev midir tercihleri? Medvedev'i daha ılımlı buluyorlar. Bir çeşit şey gibi diyelim, Türkiye'deki Abdullah Gül emsali diyelim Medvedev açısından. Yani Avrupa perest, işte Amerika perest, ne bileyim ben, bir çeşit ılımlı demokrasi diyelim. O tip bir şey getirip Rusya Federasyonu'nu dağıtabilecek en kuvvetli aday görülüyor. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Putin bunu defalarca uyardı Medvedev'i. Peki Putin kazanırsa? Putin kazanırsa NATO'ya rest çekebilir. Medvedev çekemez. Çünkü neden? Daha önce bu en son Lisbon zirvesine giderken Medvedev, Putin dedi ki gitme. Gitme çünkü bunlar senden taviz isteyecek. Başka şey yok. Suriye'yi sırtından hançerlemeni isteyecek. İran'a işte kazık atmanı isteyecek falan demişti. Buna rağmen Medvedev'e gitmişti. Medvedev bir çeşit geçiş. Hani çünkü iki dönem arka arkaya başkan olduktan sonra Putin bir daha olamıyordu. Geçiş süreci gibi. Gitti geldi. Evet, bir Medvedev'i başkan yaptılar. Diyeceğim şu, 2 Mart'ta İran seçimleri rahat atlatırsa, 6 Mart'ta da Putin net bir şekilde temiz bir seçimle kazanırsa Suriye iyice rahatlayacak. Benim burada üzüldüğüm şudur. Bazıların böyle kalkıp da Avrupa perestlik, Amerikan perestlik yaptıktan sonra Türkiye'yi kalkıp da yeni bir soğuk savaş ikliminde veya ılık savaş iklimi diyelim. Çünkü İngiltere falan bunu artık adını koydu. Hı hı. Yeni bir dedi soğuk savaş ortamı oluşuyor. Biz daha cephe ülke oluyor diye. Cephe ülke haline gelmemizdir. Yani 60 yıldır bir sıkıntı çekilmiş Türkiye'de. Sen sonuçta getiriyorsun ne işte dindar nesilmiş. Yok efendim İslam diyor falan diyor filan diyor. Ne alakası var? Peki tüm bu gelişmeler... Türkiye'yi riske atıyorsun sen. Tüm bu gelişmenin ışığında, yani eğer 2 Mart'ta bu olmazsa, yani İran'da ve 6 Mart'ta Rusya'da mevcut yönetim devam ederse diyelim. Evet. Suriye nefes alacak. Fakat öbür taraftan işin bir de ekonomik boyutu var. Mesela evet, dolar avro paritesi evet, 1.35. Şimdi bugün 36'yı gördü. Geçti. İhale var ya bugün. İşte 1.35 niye önemli? Bu ekopolitik izleyicileri bunu çok net hatırlayacaklardır. 1.35 dünyada finans çevreleri adına savaş sınırı olarak nitelendirilen bir paritedir. Yani özet olarak ismi öyle koyalım. Öyle koyalım. Peki şimdi burada kritik soru şu. Pariteyi buraya getirerek savaşın mesajını veriyorlar, yoksa konjonktür ve gelişmeler pariteyi kendinden mi buraya getiriyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyada sermaye hareketlerinin esas şeyi, ana aktörü Amerika. Hı hı. Buna bilmekte fayda var. Şimdi Amerika şunu bekledi Avrupa'dan. Ya bir siyasi bir tek bir ağızdan konuşun da hani ne yapacağınızı bilelim. Çünkü neden? Amerika mesela diyelim ki Afrika'da bir şey yapmaya başlıyor. Fransa başka konuşuyor, Almanya başka, İngiltere başka aynen konuşuyor. Aynen öyle oluyor. Dolayısıyla Avrupa bir araya gelemediği için Amerika'da kötü senaryoya hazırlık yapıyor. Ne yapıyor? Mesela tehdit edip bir araya getirmeye çalışıyor. Hı hı. Mesela diyelim kim ülke referanduma gideceğim deyince hemen onun piyasasını allak bullak ediyor. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla Avrupa'yı ekonomi hareketleri, finansal hareketler üzerinden sıkıştırıp bir arada tutmaya çalışıyor. Şimdi bu 1.35'in esprisi nedir? Onu da söyleyelim, tekrar edelim. Hı hı. Defalarca söyledik ama. Şimdi şöyle, bu avro ilk çıktığında piyasaya tüm uzmanların oturup üzerinde hemfikir olduğu şey sınır 1.35. Yani Avrupa Birliği bütünleşik halde 1.35'e kadar efendime söyleyeyim kalkınmasını gerçekleştirir. Yeni üyelerle birlikte. Yani maksimum sınırlarına ulaştıktan sonra kendi altyapı, yani bu yeni üyelerin de altyapısını tamamlar. İş piyasası kazanabilir halde olur. Yani fizibil hale gelmiş olur düşüncesi.
Fakat 1.35'i kırdığı andan itibaren bu sefer Avrupa'da yatırım yapmanın maliyeti artıyor. Çünkü her şeyi avro ile ödeyeceksiniz. Ya şunu sormak lazım. Avrupa'da mesela mesela diyelim bir malı Avrupa'da ayda 3.000 avro alan işçiye ürettirmek mi mantıklıdır? Veya ne bileyim Türkiye'de 3.000 dolar alan insana ürettirmek mi mantıklıdır? Ya dolar avro farkı istihdamı doğrudan etkileyen bir faktör. Yatırımı doğrudan etkileyen bir faktör. Tabii şimdi böyle parite şeyleri, gerilimleri, oyunları petrol hatta fiyatlarını da etkiliyor. Hı hı. Bir de öyle bir sakıncası o var. O da orada seçim döneminde yani seçim yılında daha doğrusu Obama'yı sıkıştırıyor. Maalesef yani şimdi mesela Florida'da 6.43 galonu. Los Angeles'ta 5 doları hiç bu kadar kırdı. Pahalı kullanmışlar mıdır? Yok, hayır. Zaten şimdi şöyle ilginç bir şey var. Amerikalılar yavaş yavaş en çok sevdikleri varlıkları olan arabalarını evlerinde bırakıyorlar veya daha az seyahat ediyorlar. Daha ziyade demir yollarını kullanıyorlarmış şu anda. Efendime söyleyeyim. Yani tam seçim yılında olacak iş değil. Şimdi Obama kara kara düşünüyor. Orta Doğu politikası çuvalladı. Eş başkana güvendiler. Eş başkanın Türkiye'deki hali ortada. Kendi seçmeninden başka itibar eden yok. Efendime söyleyeyim, Avrupa'ya bakıyor, tek bir ağızdan ses çıkmıyor, bir politikası yok, bir birlik değil daha doğrusu. Yeni üyelerin hepsi isyanlarda. İrlanda bugün şeye götürüyor, referanduma gidiyor işte. Bu en son bu maliye birliği şeyi çıkardılar ya Avrupa'da, bir tane maliye bakanı olsun Avrupa Birliği diye. Bir araya geldiler, İngiltere falan protesto etti, Macaristan işte İrlandalılar, Polonya hatta şeye gideceğiz dedi ya referanduma. İrlanda bugün referanduma gidiyor. Bir de halka soralım diyor. Yani İrlanda'nın maliyesini biz Avrupa Birliği'ndeki tek bir şahsa veya kuruma havale edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Yani mali özelliğimizden, bağımsızlığımızdan geçelim mi, geçmeyelim mi diye İrlanda halkına soruyorlar. Tabii Türkiye'de böyle şeyler sorulmuyor. En son soracaklarmış öyle diyorlar. Vallahi, bütün her şeyi entegre edeceksin, ondan sonra Avrupa Birliği'ne girelim mi diye soracaksın. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani bir sorsunlar. Yunanistan'da soruluyor, Hırvatistan'da soruluyor, İrlanda'da soruluyor, üye ülkelerde. Ya biz üye değiliz. Kalkıp bize efendim halka bir şey sordukları yok. Kafalarına göre Avrupa ile Amerika işte ne derlerse fazlasını yapıyorlar burada. Peki bir cümle şunu da alayım da, özellikle Obama'nın bu kadar köşeye sıkışması Bush seslerini sanıyorum yükseltiyor. İşte 6 Mart'ta şimdi bak Çetin, öyle ilginç bir döneme girdik ki. 2 Mart'ta İran, diyelim Sayın Ahmedinejad yine geldi. Putin, ki görünen o, 6 Mart'ta Putin geliyor, asıl oyuncu. Hani Oscar'larda falan oluyor ya. As solist. Yani Jeb Bush, zaten şimdi Amerika'daki karışıklık ona yaradı. Cumhuriyetçiler işte kim eyalette birisi fazla birisi az falan alıyor. Bak ikisi çekişiyorlar şu anda. Hı hı. Mitt Romney ile Santorum. Diyeceğim şu, 6 Mart'ta Jeb Bush dediği zaman evet, 3. Bush devri geliyor falan. Aslında yeni Osmanlı o. Yani işte eş başkan deniliyor ya. Onların kastettiği Osmanlı Amerikan Osmanlısı. Sahte üçüncü Osmanlı dediğimiz Osmanlı işte. Yani 3. Jeb Bush diyecek ki ben cumhuriyetçi aday olarak sahaya iniyorum dediği andan itibaren biz nereye savrulacağız? 2001'deki konjonktürlere savrulacağız tekrar. İşte o çok kritik ve sıkıntılı. Bir de tabii o zaman eş başkan hala iktidarda olur mu onu bilmiyoruz yani bu süreçte. Tüm bunlar olurken yani işte parite orada, oradan Obama'yı sıkıştırıyorlar vesaire. Şimdi bu net bir Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri rekabeti aslında ve çok uzun zamandır 2008 soygunundan beri şiddetini arttırarak devam ediyor. Öncesinde de vardı şüphesiz ama şimdi kredi notu üzerinden başladı bir kirli savaş. Hı-hı. Ve herkes birbirine not üzerinden baskı uyguluyor. Amiyane tabirle variyete çekiyor. Evet. Bunu da biraz konuşalım. Zaten yani özellikle bu 2008'deki küresel soygundan beri biz ne diyoruz? Bu kredi derecelendirme kuruluşları finansal harbin unsurları olarak faaliyet gösteriyorlar. Hı hı. Ve biz söyledik yani tüm bu operasyonun başında da emekli bir genelkurmay başkanı var ve dünyada tek Amerika'da finansal harp uzmanlığı yapmış. Doktorası bilmem nesi her şeyle yani akademisyen olarak. Hı hı. Ve bu adam şu an Amerika'da bütün bu operasyonu çekip çeviriyor. Olay şu, hedef ülke hangisi ise bunun borsasından, tahvilinden, efendim söyleyeyim döviz kurlarından, paritelerden köşeye sıkıştırması söz konusu. Tabii bu yetmiyor bunlara. Aynen Yunanistan'da en son işte ekonomi uzmanlarının, Maliye Bakanı belirttiği gibi yani biz geçen programlarımızda söyledik ya, Yunanlılar diyor ki bizi diyor şu anda diyor ne Amerika'nın uçak gemileri işte ne
Türklerin savaş uçakları, şey tankları, ne Almanların denizaltıları batırdı. Küresel sermayenin aktörleri batırdı. Bizi. Evet, yani onlar dahi anlamış durumdalar yani bu esaslı perde gerisinde neyin döndüğünü. Dolayısıyla bu kredi derecelendirme kuruluşları diyorlar ki bakın inat etmeyin. Tek bir Maliye Bakanı olsun, tek bir Dışişleri Bakanınız olsun, tek bir ne bileyim ben işte İçişleri Bakanı, şimdi sınır şey falan da kuruluyor ya bunların. Tek bir Savunma Bakanlığınız olsun falan zorlamak için habire kredi notunu kırıyor şeyi. O da gitsin FED'e danışsın gelişmeleri. Hatırlıyorsun bu da konuşuldu yani. Yani vallahi zaten şimdi şöyle ilginç bir durum var. Kurulsa bile diyelim ki yapıldı. Amerika'nın istediği oldu. Bir tane Maliye Bakanı var, bir tane Merkez Bankası Başkanı, işte bir tane şey bu Avengers'ların ütopyasına doğru gidiş ona işte. Ona gidiyor, evet. Yani yeni Amerikan İmparatorluğu şeyi senaryosu. Mesela biz bunun ipuçlarını nerede gördük bundan sonraki aşamayı? IMF ne dedi? Tamam dedi, bak size dedi ben dedi FSF'yi kurdurdum ya dedi. Şimdi dedi siz dedi orada toplanan parayı bana vereceksiniz. Ben gideceğim Yunanistan'ı, İspanya'yı, Portekiz'i kurtaracağım. Yani buradan biz şunu anlamak durumundayız. Avrupa Birliği gerçekten bir birlik dahi olsa bağımsız bir birlik olmayacak. Amerika ne derse onu yapacak. Yani. Resmen Amerika ne yani derse onu yapacak. Yani Atlantik'in bu tarafında bir AB var. Bir de bu tarafında bir AB olmuş olacak. Peki bir 10 dakikamız var. Evet. Türkiye ile ilgili de bir iki detay var ama önce şu İngiltere'yi konuşmak istiyorum ama Avustralya üzerinden. Mesela Avustralya'da hatırlarsın bu gördüğümüz son kraliçe olacak açıklaması geldi. Evet. Şimdi Avustralya erken seçime gidiyor. Evet. Buradan başlayalım. İngilizlerin bir zorlamasıyla gidiliyor üstelik seçime. Tabii şimdi zaten bu Arjantin'deki olaylar da bununla alakalı. Falkland krizi tekrar başladı ya. Olay ne? Bu şu an Avustralya Başbakanı olan hanımefendi Julia Gillard yaklaşık bir 10 ay önce falan bir açıklama yaptı. Mevcut İngiliz kraliçesi dedi, Avustralya'nın gördüğü son kraliçe olacaktır. Biz ondan sonra bağımsızız dedi. O gün bugündür bir gerilim vardı Avustralya'da. Yetmezmiş gibi Avustralya topraklarını Amerikan askerlerine açınca 30 bine yakın Amerikan askeri Avustralya'ya yerleşti. Birden İngiltere bir şeyi fark etti. Oyun sadece Afrika'da, efendime söyleyeyim, Hint Okyanusu'na falan dönmüyor yani. Avustralya'nın kıta sahanlığı içinde, Asya Pasifik içinde çok büyük bir savaş başlamış oldu. Direkt aslında söylediğin işte ya, eski imparatoru yıkıp artık yeni imparator benim savaşı bu. Kesinlikle. Yani Amerika kendi imparatorluğunu kurabilmek için İngiltere ile, Fransa ile, işte Almanya ile, İtalya hepsiyle çarpışıyor şu anda. Tabii burada şöyle bir durum var. Avustralya Başbakanı hanımefendi mesela nasıl diyelim basında gözden düşürebilmek için ne yaptılar? Aubergine'ler var mesela Avustralya'nın yerlileri. Gittiler bunları topladılar getirdiler. Başbakanın konuşma yaptığı yerde yerlilere konuşma yapılan yeri bastırdılar. Ve polis bunu durdu seyretti. İlginç değil mi? Durdu seyretti. Yani buradan şunu anlamamız gerekiyor. Avustralya'da da bir İngiliz gladiyosu var. Dönelim Jamaika'ya. O da ayrı bir konu. Orada da kraliçeye karşı operasyon. Şimdi Amerika'nın açılımı. Orada bir seçim yapıldı. Gerçi hala karışık orası da. Jamaika'da seçilen hanımefendi Amerika'da hapiste yatmış. İlginç birisi. Çıkmış, gelmiş. Jamaika'ya şey oldu. Başkan oldu. Bu hapise giren çıkan neyse. Hayır, Nijerya şeyi de öyle. Nijerya'daki Goodluck Johnson. O da İngiltere'de kara para aklamaktan yakalanmış. 3 ay yatmış. Çıkmış, gelmiş. Nijerya devlet başkanı yapılmış. İlginç tipler. Diyeceğim şu, Jamaika devlet başkanı olan hanımefendi dedi ki biz de dedi 2012'den sonra şeyi tanımayız. İngiliz kraliyetini tanımayız. Şimdi Jamaika dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. Meksika körfezi diye atlettiğimiz yer var ya. Yani Suudi Arabistan kadar neredeyse şeyi olan, petrolü rezervi olan yer. Petrol ve doğalgaz hatta. Tabii hatırlayalım, bir de orada ne olmuştu? O İngiliz BP firmasının bu... Platformuna sözüm ona kaza olmuş. Kaza olmuş. Biz daha sonra daha önce şeyini açıklamıştık yani o kazayla ilgili raporlara dayanarak gerçekte neler yaşandığını. Dolayısıyla Meksika körfezinden de şeyi çıkarıyor. İngiltere'yi çıkarıyor Amerika. Jamaika'yı da elinden alıyor. Şimdi İngiltere'nin içi karıştı. Karışır mesela gayet. Kurtarılan ama. Bankalar bu işin neresinde? Halk da aynı şeyi soruyor, İngiliz halkı. Diyorlar ki battı, kurtarıldı. Sonra bunların başına yönetici verdiniz. Bir daha battı. Bir daha kurtar. Şimdi diyorlar ki bir daha kurtaracaklarmış. Bir de ikinci kez batarken ki yöneticilere şey verilecek, prim verilecek. Aferin, çok iyi batırdınız bu bankaları diye. Ne güzel. Yani İngiliz halkı çıldırmış vaziyette şu anda.
Çünkü yani bizde yaşanan bu ekonomik krizler, soygunlar, darbeler vesaire tarihini İngilizler yaklaşık son 400-500 yıldır yaşıyorlar. Sanayi devriminden beri diyeyim, daha doğrusu 1750'den beri. Savaş kızışacak öyle gözüküyor. Kesinlikle. Ekonomik savaştan. Bir 3 dakikada nasıl konuşacağız bunları bilmiyorum ama dünyada bir de ekonomiye yönelik kredi kartı alarmı çıktı. Evet, en önemlisi, en önemlisi bu. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Nasıl bir riskten bahsediliyor? Şimdi diyorlar ki finans kuruluşları bu sefer dünyada yaşanacak finansal çöküşte tetik mekanizması kredi kartlarından olacak. Neden? Dünyadaki ticaret hacminin daralması, ekonomilerin soğuması nedeniyle insanlar habire işlerini kaybediyorlar. İşlerini kaybettikleri için de kredi kartları ödemelerini artık yapabilmeleri neredeyse imkansız hale geliyor. Dolayısıyla kredi kartı kartlarının o biriken o devasa rakamları, meblağları. Evet, rakamları nedeniyle bankacılık sistemleri ne öncelikle etkiler. Tabii bireyler tamamen çökmüş olacak bu vaziyette. Tabii bankalar bir daha çöktüğü için ne olacak? Borsalara kote olan bu bankaların da hisseleri çökecek. Yeni bir kelebek etkisi, yeni bir domino etkisinden bahsediliyor. Ki bu çok tolere edilebilir bir şey değil. Ve yani, bu konuda alarm verildi. Bireylerin çöküyor olması çok riskli bir durum. Yani nasıl ki devletler bünyelerinden fazla borç yüklendiler, çöktülerse bireylerin de başına aynı şey gelecek. Türkiye. Bunun uyarısını verdi şey. Bilime yine giremiyorum. Buraya sıkıştırmayacağım. Peki. Onu haftaya bırakacağım yine ama şu kamu ihale kurumunda neler oluyor bir konuşalım. Ya burası rantın kozmik odasıdır. Evet. Ve birileri bu kozmik odaya girdi. Hangi hesaplarla girdi? Sence neler oluyor orada? Vallahi işte dindar nesil falan filan diyorlar da biz hep söylüyoruz. Bu dava yani eş başkanı davası yeni, yani nasıl diyeyim, bir banker nesil yetiştirmek üzerine kurulu. Kendi felsefesi, kendi holding anlayışı çerçevesinde bir banker nesil yetiştirme esasına dayalı. Tabii anayasaya aykırı, liberalizme aykırı. Hani bağlı oldukları o liberalizm kurallarına aykırı. Rekabet, nasıl diyelim, adil rekabet anlayışına, prensiplerine aykırı. Gayri hukuki bazı şeyler olmuş. Buradaki herkes inanılmaz pisliği ortaya döker mi? Hepsi pazarlığa tabidir. Yani çünkü ben şunu anladım. Mevcut eş başkanın yönetimi altında hiçbir etik değerin önemi yok bir defa. Akbil mi diyorsun? Kesinlikle öyle. Yani her şey pazarlığa tabi. Efendime söyleyeyim. Çünkü bunlar kesinlikle ve kesinlikle TÜSİAD'dan daha büyük ekonomik güce kavuşmadan hiçbir şekilde erdem, etik değer bunlara hiçbir şekilde rahmet etmeyecekler. Yani erdem aramamak lazım eş başkanı. O zaman da Akbil'i basan istediğini yaptırıyor tabii. Hepsi pazarlığa tabi. Zaten hukuk devleti değiliz. Efendim söyleyeyim, yasalarında ne halde olduğu belli. Yani TÜSİAD'dan fazla daha büyük bir ekonomik güce ulaşmadan da bu açgözlülük bitmeyecek. Onu anlıyoruz. Paylaşım kavgasına düşerler mi? Bir cümle onu alayım. Düşerler tabii ki. İşte görüyoruz. Düştüler yani zaten. Düştüler de. Tabii ki. Yani cemaat zaten ekart oldu. Efendime söyleyeyim, Davutoğlu da başbakan olabilmek için Suriye'ye saldırmaya çalışıyor. Yapamayacak, ben buradan belirteyim. Yani çünkü diyoruz ya biz Batı başkentlerine bunlardan, nasıl diyeyim, Şahdamır'dan daha yakınız. Efendime söyleyeyim yani, ama neden? Biz başkasının kalesine gol atıyoruz. Onlar Türkiye'nin kalesine gol atıyorlar. Aramızdaki fark bu. Vallahi işin özü, sanıyorum sen bir programda söylemiştin. İlkokuldayken herkese bir başkanlık versinler. Başımızı, sonra memleketin başını belaya sokuyorlar. 4-4'le uğraşmasınlar. Tabii. Herkese bir başkanlık versinler ki sonra başkanlık sevdasına düşmesin herkes. Evet. Mete, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ama bilimle ilgili gelişmeler çok enteresan. Onu konuşmamız lazım. Dünya ne yapıyor, biz ne konuşuyoruz? Hepsine yine bir dahaki programı 1-2 dakikaya sığdırmak istemedim bunu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Ekopolitik'te bugün yine kritik konuları konuştuk. Biraz işin perde arkasını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Durum hızla gerilim noktasına gidiyor. Kritik manevralar var işte, 2 Mart, 6 Mart, Suriye ile ilgili gelişmeler. Türkiye adeta Suriye konusunda ya yalnız kalıyor ya yalnız bırakılıyor bilerek. Ama Türkiye Suriye konusunda neyi savunduğunu biliyor mu? İşte orası kocaman bir soru işareti. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.